Merhaba, bugün Medyascope TV'de Al Arabiya kaynaklı bir haber okuyacaksınız. Haberde Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önce duyurup sonra Milli Güvenlik Kurulu açıklamasına da yansıyan şu güney sınırları boyunca 30 kilometre derinliğinde bir tampon bölge oluşturulmasının artık bir zorunluluk olduğuna ilişkin açıklamasını biliyorsunuz. Bunun yine tercüme olarak aslında Suriye'de bir harekatı işaret ettiğini de biliyoruz. Bu harekatın nereleri olabileceği konusunda ben de hem işte başkaları da bazı fikirler öne sürdü. Burada öne çıkan seçenek daha çok Afrin için yapılan Zeytindalı harekatının sanki eksik kalan bölümü Tel Rifat ve oradaki stratejik önemde olduğu belirtilen Minnak havaalanının ele geçirilmesi, böylece Elbap'la Afrin arasındaki o girintinin ortadan kaldırılmasıydı. Bir diğeri de belki simgesel önemi haiz olan Kobani'ye yönelik bir harekat. Onun da anlamı işte bu Tel Abyad Ayn İsa cebi, malum Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin kurulmasına izin verilen cep. Onun yine Kobani tarafından bu defa yine M4 karayoluna uzatılması. Bu haberde önemli olan bence iki unsur var. Bir kere haberin kaynağı Al Arabiya ve bunun anlaşıldığı kadarıyla Suriye Milli Ordusu'yla Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri, TSK ve Milli İstihbarat Teşkilatı, MİT muhtemelen arasında yapılan görüşmelerden sızdırıldığı. Yani bunun aslında kaynağının Suriye Milli Ordusu unsurları olduğunu belki ileri sürebilmek, iddia edebilmek mümkün. Oradaki iki unsur bir, Türkiye tarafının aslında Suriye Milli Ordusu unsurlarına YPG'ye karşı daha saldırgan tutum almaları yönünde teşvik edici olduğu ve kuvvetle muhtemelen de buna karşılık daha önce benzeri örneklerini benim de kişisel olarak Irak'ta 2003-2006 arasında yaşadığım üzere buradaki işte yerel unsurların, aşiretlerin, silahlı çetelerin aslında bu dönemlerde zaten palazlandıkları, birbirlerine herkese aynı zamanda düşman oldukları, geçimlerini işte haraç alarak gümrük kontrolünden sağladıkları, bir diğer taraftan da onları destekleyen devletlerden, bu arada da Türkiye'den aldıkları silah, mühimmat ve paradan edindikleri. Dolayısıyla bu zaten mevcut durumdan bunlar memnun oldukları için herhangi bir harekat olasılığı ufukta belirdiğinde söylenebilecek olan şu, bu unsurların söyledikleri, bu silahlı çetelerin söyledikleri, işte Türk Silahlı Kuvvetleri bölgenin en güçlü ordusudur. Girin, buraları işgal edin. Biz de önden ya da arkanızdan gelip sonra önünüze geçerek bayrak gösterelim. Böylece sizler de bir incir yaprağı edinmiş olursunuz. Yani ne demek istiyorum? İşte komşu ülkenin topraklarına girmiş, orayı işgal etmiş, üstüne oturmuş, denetim altına almış gibi değil de oranın yerli ve milli unsurları tırnak içinde burayı kurtarmış. Kimden kurtarmış? Kesinlikle Türkiye tarafından yerli ve milli olarak görülmeyen YPG, işte PKG'nin uzantısı, terör örgütü PKG'nin zulmünden kurtarmış gözüksün. Yahut başlangıçta Türkiye'nin istediği aslında daha saldırgan tavır alın diye siz bir şeyler yapın, biz size arkadan destek olalım. Ama bunun böyle olmadığını daha önceki harekatlarda da gördük. Böyle olmayınca da akla eğer bu ihtimal güçlü biçimde belirdiyse iki unsur geliyor. Bunlardan biri Türkiye'nin ekonomik nedenlerden bu denli kapsamlı bir harekata şu aşamada girişmekten vazgeçtiği. Bir diğeri böyle bir harekatın bu Suriye Milli Ordusu unsurları pek bir işe yaramayacağı için savaş alanında büyük kayıplara yol açacağı. Üçüncü ihtimalde beklenen o sarı veya yeşil ışığın şu işte NATO genişlemesi, İsveç, Finlandiya ve Ukrayna savaşı bağlamında dahi ne Rusya'dan ne ABD'den edinilemediği ve şu bağlam ve ortamda çok aşırı bir tepki alınabileceği, bir belki çok uzak ihtimalde akla gelen, yine eğer bu El Arabiya haberinde ki iddialar geçerliyse şu olabilir, belki de arka planda, arka kanaldan yürütülen pazarlıklar işin içine bu harekat tehdidi de tırnak içinde sokulunca cevaplandı, yanıtlandı. Şimdilik de olsa Türkiye'yi ya da Erdoğan'ı tatmin edecek bazı açılımlar yapıldı. Onları şu anda bilmiyoruz. Dolayısıyla bu harekat da rafa kalktı denilebilir. Bu
Bunun ötesinde tabii bütün bu harekatlar ne işe yarar? Gerçekten Türkiye'lik bir ulusal güvenlik sıkıntısı var mıdır? Ve bu gerçekten bir zorunluluk mudur? Yoksa seçim döneminde işte manşetleri meşgul etmek üzere girişilmiş bir iş miydi? Bunu bekleyip göreceğiz. Benim şimdilik söyleyeceklerim sıcağı sıcağına bundan ibaret.